Mevcut tablolara herhangi bir şekilde veri girişi yapmak isteyebiliriz. Bunu yapmamızı sağlayan komut insert komutudur. Insert komutu şu şekilde çalışır aslında. Insert into dedikten sonra tablomuzun ismi, hangi tabloyu insert edeceğimiz kısmı, values'dan sonrasında ise o tablodaki alanları alanlara gelecek değerleri yazmamız gerekiyor. Bunun kısa yolunu göstermek gerekirse tablonun üstünde sağ tuş klik yapıp script table'a gelip insert dediğinizde aslında size uygun bir yapı çıkartıyor. Burada da dikkat edeceğiniz gibi insert into dedikten sonra tablonun ismini koymuş ve tablonun ismindeki alanları koymuş. Bunun manası şu. Şu anda bütün alanlar var ama kimi zamanlar sadece vendor name, vendor adres ve vendor city doldurup geri kalanları doldurmak istemeyebilirsiniz. O zamanlarda sadece bu alanları belirtip sonrasında values ile hangi alanları alacağını göstermeniz gerekiyor ve parantez açıp kapayıp bu değişkenleri yazmanız gerekiyor. Şimdi basit bir örnek yapalım. Ben insert into diyorum. Hangi tabloya? Copy vendors tablosunu yapmak istiyorum. Bir üzerinde parantez açtım, kapadım. Peki ben burada hangi alanları yapmak istiyorum? İlk önce onları da belirtelim isterseniz. Hepsini yazmayalım çünkü. Şekilde yaptık. Geldim buraya. Text alanı olan New York dedim. Sorgumu kontrol ediyorum. Başarılı gözüküyor. Çalıştırdım ve bir tane hata verdi. Verdiği hata ne? Bu tablonun içerisinde default account no alanı boş geçilemez bir şekilde yazılmış, tanımlanmış. O zaman biz ona da bir alan ekleyelim. Şuradan geldim. Default account no. Kimi zaman tablolarda bu tip kıstaslar olabilir. Bu alan boş geçiremez gibi not null diye tanımlanıyor. Onlar için de böyle bir işlem yapmamız gerekiyordu. Vendor zip kod için de aynısı varmış. Vendor zip kod var kar alan alıyormuş. O zaman benim parantezle bir işlem yapmam gerekiyor. Bakalım başka alan var mı? Default Terms ID. Bayağı bir alanda aslında burada sıkıntılıymış. Çalıştırdım. Sorgumun sonucu eklendi. Tabloya bakalım eklenmiş mi? Geldim buraya. Tablom eklenmiş. Görmüş olduğunuz gibi benim işlem yapmadığım alanlar null olarak tanımlanmış. Geri kalanlarsa belirtmiş olduğum değerleri almış.